arkadaşlar, soğuk bir günde yine karşınızdayız. Bugün iki ortak var yanımızda her zamanki gibi. Evet. Samet ve Enes abilerimiz. Evet. Onların şu mesleğinde... Yaş kaç Enes? Benim 15. 15? Benim 13 abi. 13. Evet. 15 ve 13. Siz anladığım kadarıyla soydaşsınız ha? Evet. Bulgaristan göçmenisiniz. Yok. Ben Samsunluyum. Ben Gümüşhane. Allah Allah. Evet. Samsun, Gümüşhane. Evet. Hayatımda ilk çok az yanılırım. Gerçi bu mahallelerde Bulgar göçmeni çok oluyor, evet, değil mi? Evet. Enes'le Samet. Hadi gösterin bakalım kuşlarınızı. Enes'le Samet kuş da uçuruyorlarmış. Kuş da çekiyorlarmış maşallah. Oyun kuşları besliyorlar galiba. Evet. Güzel bir kümesleri var. Yerleri çok güzel arkadaşlar. Evet. İlk önce şeylere, kuşlara bir kümese bir bakalım. Kümesimiz burası. Şu ışığı yakayım şöyle. Kümesimiz burası. Ama bak, ben sizin yerinizde olsam buraya var ya şey yaparım, yani cam koyarım. Cam koyarsanız şu kuşlarınız çok daha sağlıklı olur. Ekseri oyun kuşu ha? Hı hı. Ağırlıklı olarak oyun kuşu var. Birkaç tane posta var. Postalarda alışkın mı? Evet. Ama İstanbul'da bir tanesini uçurmuyoruz. Eniştemedi etti. Bakın, Çifttepe beyaz var orada. Arkatepe Nuhudi var. Arkatepe mavi var. Kuşlar şekil yani. Ama bir de kümesi var ya, ışık alsa var ya, mükemmel olacak. Hadi çıkartın bakalım. Dışarıda bakalım kuşları aydınlıkta. Dumanlı mı o? Evet. Dumanlı. Bir tane dumanlı daha çıktı. Bir tane çakmaklı çıktı. Çifttepe beyaz çıktı. Posta çıktı. Evet. Kostüm, ön tepe kostüm çıktı. Kostümler takım herhalde ha? Evet. Enes? Evet. Kostümler takım. Kaçak çektiğimiz arka tepe var. Bu çektiğiniz, kaçak çektiğiniz arka tepe. Evet. Şimdi biz videosunu çekiyoruz da 100 kişi benim der ha bu kuşu, ama arkadaşlar kusura bakmayın, kuşu ben alıyorum. Değil mi? Nasıl? Baskan'ın eşi o. Toz paça mı? Evet. O daha demin çıkan kuşun eşi var. İstanbul'dan geldi o Baskan. Evet. Ama o İstanbul, şey, İstanbul'u diye geçiyor onlar ya herhalde. Şu çakmaklı var ya. İstanbul'u diye geçiyor. Şuradaki bak. Şuradaki çakmaklı İstanbul'u diye geçiyor. Arkatepe Nuhidi. He? Evet. Bakayım. Bir poz verin bakayım kuşlarla şöyle elinizle. Enes geçin. Enes, sen de bir tane kuş al, içeride var mı? Kaldı mı kuş? Ben aynı zamanda arada fotoğraf da çekebiliyorum. Heh, gösterin bakalım şöyle kuşlarınızı. Uzatarak şöyle bana doğru. Bana doğru, bana doğru abi. Sağa sola değil aslan oğlum. Tamam. Kapak fotoğrafımızı aldım. Evet, arada kapak. Posta. Maşallah, subhanallah, şuna bak. Alışkın mı da? He. O da İstanbul'dan getirdi. O da İstanbul'dan geldi. Var mı böyle içeride böyle deli gibi takla atan var mı? Şu taklacı olan. Aynen, duman var. Uçurabileceğimiz. Uçur bakayım Samet. Uçuracak mıyız? Evet abi, uçuralım. Yok. Gerek yok. Buradan kaldır istersen ya. Orada açık bir dumanlı var. Gök dumanlı var. Çok Samet, çok hızlı attın kuşu ha. Ya. Ağaca takıldı. Ben çıkıp alırım. Yokmuş orada, bir sırık yok mu?
Tamam. Düşme sakın ha. Gençler bakın burada aynı zamanda da söyleyelim, burada kuştan sebep sakın çatılara çıkmayın. Allah muhafaza düşersiniz. Kuştan sebep sakın çatılara çıkıp kendinizi riske atmayın. Doğru mu? Evet abi. Yani değer mi yani? Değmez değil mi? Değmez abi. Yani gel, o kuş zaten acıktı mı gelir yani. Evet. Bak Samet akıllı, o duvarın tepesi sivri, ayaklarıyla çıkmadı, yavaş yavaş ilerliyor. Ya, ay, kuş. Abi istersen o dumanla şu dumanı ben arka taraftan dikeyim. Dik, buradan dikeyim, buradan dikin, dikilir o. O daha demin şeye çakıldı, ağaca çakıldı dumanla. Ama güzel dumanlıymış o da ha. O şey, o dumanı bize Şenol abi hediye etmişti. Boynunda az şey vardı, olsun, eser vardı. Değil mi? Ha işte bak diyorlar ki eserli kuş işte hediye edilir mi? Ne yapalım, onu dışarı mı atalım kardeşim? Hayır, ya bak şimdi kuş canavar gibi olmuş bak. Tamam işte bak hayvan canavar gibi olmuş bak, taklaya girmiş. Çatır çatır oynuyor şu anda değil mi Samet? Evet. Şimdi bunu dışarı mı atalım? Evet. Cahil cahil konuşuyorlar. Bizim kanalımızı karalamak için aptal aptal konuşmalar yapıyorlar. Açıklamalar yapıyor. Bakın bu kuş eserden çıkmış. Şimdi canavar gibi takır takır da takla atıyor. Ne oldu yani şimdi bu kuşa? Ne güzel hayvan. Aynen. Samet dik bakalım onu bir tekrar. Bismillah de. Evet çatıya attı. Var mı başka? Takla atayım da güzel kuşanlar var. He. Hangisi uçuyor mesela çok? Limon. Bu limon uçuyor değil mi? Evet. Limon da kalktı. Bu çektiğimiz arka tepe mi? Aynen. Oo, kanat sesi güzel ama he gençler. Kanat sesi güzel. Abi çatır çatır küçücük. Ama şey yapmayın he Enes, Samet. Hani böyle kuşları ürkütmek için ışlık mışlık çalıyoruz ya. Ha. Komşular rahatsız olur. O yüzden mümkün mertebe ses çıkartmayın. Olur mu gençler? Ha. Çünkü hastası olan olur, yaşlı olur, kafası kaldırmaz. Doğru mu kardeşim? Evet. Zaten binalar iç içe. Bak o beyaz da eserden çıkmış. Bak yavaş yavaş düzeliyor. Eser şeyini atlatıyor. Hayvan hastalığını atlatıyor. Hatta şu anda da tüye girmiş. Oldukça sağlıklı şu anda da. Oldukça sağlıklı kuşlar. Yok yok, burada seyredelim Samet. Burada seyredelim. Bakın sizin şu cephe var ya Samet. Aklınız olsun bak, şu duvara cam açarsanız güneş de görür içerisi. İçerisi ıslak olmaz. Sürekli kuru kalır. Yani şuraya şöyle bir karış, şöyle benim karışımla bir karış yukarıdan, bir karış sağdan soldan bir cam açsanız var ya, kuşlarınız daha sağlıklı olur. Yavru yumurta da çok alırsınız. Güneş gören kümeste. Ateş var zaten abi. Ya var da işte güneş görmediği zaman çok şey yapmıyor. Randıman alamazsın yani. Arkadaşlar. Bir soru soracağım hepinize. Şimdi bu kuşun kafası oynuyor diye. Mesela bazı engelli arkadaşlarımızın ayağı yamuk oluyor biliyorsunuz. Mesela onları çöpe mi atıyorlar? Evet. Veya kafasını mı koparıyorlar? Aynen. O da canlı değil mi şimdi? Evet, o da bizim, bu da can, bu da can değil mi? Sizin atan kalbiniz varsa bunların da atan kalbi var. Evet. Düzgün davranacaksınız. Hastaysa hasta, canlı mı canlı. Evet, onu iyileştirmeye çalışacağız değil mi? Aynen öyle. Bak, çift tepe beyaz tüye girmiş. Çok da güzel, sağlıklı şu anda. Tüy patlatıyor şu anda. Yemlemiş miydiniz siz bunları? Sen gelince açtık abi de. He, atın biraz yem istersen. Evet. Hele şu posta var ya maşallah. Evet, postası çok güzel. Posta değil zaten, içelim abi. O uçuyor. Alıştım. Gerek yok ya, burada şey yapalım. Çünkü kümes binaların arasında kalmış. Hayvanlar. Bunu zaten söyledim, zaten cihazım var. Diğerleri rahatça ne görüyor. Evet. At hedefe Samet. Hedefe at desinler hedefte. Ne
Oh mis mis vallahi. Şuna bak. Çok mutlu oldular ya. Evet. Gençler değil mi? Ne güzel burada kuşlarınızı salıyorsunuz. Kötü alışkanlıklar yok, kötü arkadaşlar yok değil mi kardeşim? Evet. Mis gibi güvercinlerinizle ilgileniyorsunuz. Evet. Bundan güzellik var mı? Yok abi. Yok, mis gibi valla. Valla biz hayvancıyız, evimizde fil bile besleriz. Evet. Samet, Enes çok teşekkür ederim. Kümesin kapılarınızı bize açtınız. Eyvallah, sağ ol. Birol Karalı takipçilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abone olmayı unutmasınlar abi. Evet, sesli söyle. Abone olmayı unutmasınlar abi ve beğenmeyi de unutmasınlar. Evet. Seyrediyorlar ama beğenmeyi unutuyorlar değil mi? Evet abi, like atmayı da unutmasınlar. Evet, bakın şimdi hava soğuk. Samet değil mi kardeşim? Evet. Şimdi izleyenler bunu bilmiyor, görmüyor ama hava şu anda buz gibi. Biz güzel görüntüler vermek için, hobimizi insanlara, hayvanseverlere göstermek için bir emek veriyoruz. Kulaklarımız, burnumuz dondu. Onlar da beğensinler değil mi? Evet abi, like atmayı unutmasınlar, abone evet. olmayı da unutmasınlar. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir dahaki videolarımızdan haberdar olmak için abone olup zil butonuna tıklamayı unutmayın. Tamam.